aldığın kararı özün yerine getirmezse özgüven eksikliği olur. Özgüven eksikliği. Kişi bu özgüven eksikliğinden dolayı iş hayatında başarılı değil. Bir türlü başarılı olamıyor. Çünkü tam adım atacak, adım atamıyor. Bu özgüven eksikliğinden dolayı rezil olma korkusu yaşıyor. Takıntıları var. Akrabalarına bu konuyu açamıyor. En yakınına, dostuna söyleyemiyor. Özgüven eksikliği problemini açamıyor. Bu sorundan dolayı da tabii daha büyük ve derin problemler açılmaya başlıyor. Etrafındaki insanlarla iletişim kuramıyor. Meslek hayatında çevresindeki insanlarla iletişim kuramıyor. İş arkadaşıyla iletişim kuramıyor. Müşterisiyle iletişim kuramıyor. Ben yapamam, ben başaramam gibi sürekli iç sesi var onu kontrol eden. Zaten hiç yapamadım. Zaten bu işi de elime yüzüme bulaştıracağım diyor. Sürekli bu şekilde. Bu çözülmeyen problemin arkasında daha büyük problemler açılmaya başlıyor. Derin problemler açılıyor. Bundan dolayı insanlar bazıları araba kullanamıyor. Yapamam ben diyor. Ehliyet almış, araba korkusu var, asansör korkusu var. Bu özgüven sorunundan dolayı işler büyüyor yani. Daha büyük problemler açılıyor. Peki, ne yapıyor bunu çözmek için kişi? Diyor ki kafayı sileyim diyor. Beynimi sileyim diyor. Bilinçaltımı sileyim diyor. Bunu en iyi kim yapar? Doktorlar yapar. Psikiyatristler yapar. İlaç verir bana. Unutturur. Korkularımı, özgüven eksikliğimi, sorunlarımı unuturum, kurtulurum. Hemen koşuyor psikiyatriste. Oradan aldığı ilacı ne yapıyor? Kullanıyor. Ama yan tesirlerini okumadan tabii. Düşünün bir insan özgüven eksikliğinden dolayı ne yapıyor? İlaç alıyor. Öyle çözüleceğini öğrenmiş yıllardan beri. Çünkü çevresindeki insanlar ona öyle öğretmiş. Yan tesirinden dolayı tabii başka problemler açılmaya başlıyor. Kalp ritim bozukluğu başlıyor. Heyecan daha da fazlalaşıyor. Hayattan zevk almıyor artık. Hayatın gerçeklerini göremiyor. Önüne problemler çıkıyor, problemleri çözemiyor. Daha da kötü oluyor. İlaç bittiği zaman uyanıyor. Aa, yıllar geçmiş ama ben problemleri çözememişim. Problemler yığılmış yığılmış kocaman bir dağ olmuş. Bunlar yabancı değil. Bunları herkes yaşıyor. Belki bu videoyu izleyen insanlar bunu yaşamasa bile çevresindeki insanlar böyle şeyler yaşıyor. Bunlar hayatın gerçeği. Hani doktora gitmeyen bir insan bu problemi nasıl çözmeye çalışıyor? YouTube kanalını açıyor. Oradaki psikologları dinliyor, izliyor ve orada üzerinden başlık olarak anlatılan konuları kişiye birebir uymayan oradaki yöntemleri uygulamaya çalışıyor. Onu da yapamıyor tabii. Çünkü hayal kırıklığına uğruyor. Uymuyor. Oradaki YouTube videosu izleyerek de problem çözülmediği için hayal kırıklığına uğruyor. Peki başka ne yapıyor? Diyor ki ben kitap okuyayım bu sefer. Kitap okuyarak özgüvenini arttırmaya çalışıyor. Kitap okuyarak kaygılarından, tedirginliklerinden, heyecanından kurtulmaya çalışıyor. Yine çözülmüyor olaylar. Bu problemler bu şekilde çözülmüyor. Özgüven problemi peki nasıl çözülür? Bir kere bu gerçeği kabul ederek. Yani gerçek ne? İlaçla çözülmediğini kabul etmek. Kitap okuyarak çözülmediğini kabul etmek. YouTube videosu izleyerek özgüvenin artmayacağını bu gerçeği kabul etmesiyle bu bir adım. Bu şekilde başlıyor. Birinci adım gerçeği kabul etmek. İkinci adım problem çözmek. Karşılaştığı problemleri çözmek. Kafayı kumdan çıkarıp deve kuşu misali harekete geçmek, karar vermek. Aldığın kararları yerine getirmek. Bu da ikinci adım. Örneğin yarın saat 8'de kalkıp koşuya gideceğim dedin. Bugün karar aldın. Plan yaptın yarın için. O kararı uygulamak. Aldığın kararı yerine getirmek. İkinci adım bu. Yani çözmek. Aldığın kararları yerine getirmek. Önüne çıkan problemleri çözmeye çalışmak. Çözmeye çalışmak. Kaçmak değil.
Kaçarsan özgüvenin azalır. Özüne güvenin azalır. Çünkü özün devamlı ne yapıyor? Problemlerden kaçıyor. Aldığın kararları yerine getirmiyor. Ondan dolayı özüne güvenin azaldığından dolayı özgüven eksikliği diyorlar buna. Aldığın kararı özün yerine getirirse, problemi çözerse özün, o zaman güvenirsin ona. Bir arkadaş gibi düşün. O senin bir arkadaşın. Düşünsene. Senin arkadaşın diyor ki ben saat 8'de geleceğim diyor. Arkadaşın ismi Orkun olsun. Ben saat 8'de geleceğim diyor. 8'de gelmiyor. 8.30'da geliyor. Ne yaparsın sen? Güvenin azalmaya başlar. Belki ilk defa böyle bir şey yaptı. Biraz güvenin azalır. İkinci kez yine aynısını yaptı. Biraz daha güvenin azalır. Üçüncü kez yaptı örneğin. Veya hiç gelmedi. Ne yaparsın? Orkun'a güvenmezsin. Onun gibi düşün. Aldığın kararı özün yerine getirmezse özgüven eksikliği olur. Kaçmakla çözülmüyor. Kafayı kumun içine sokarak, harekete geçmeyerek çözülmüyor. YouTube videosu izleyerek, bu videoyu izleyerek harekete geçmiyorsan eğer, seni harekete geçiremediysem, o zaman harekete geçmediğinden dolayı bir kez daha özgüvenin düşüyor. O yüzden bu videoyu izliyorsan, bu videoyu izleyen kim varsa harekete geçsin. Problem çözsün. Kafayı kumdan çıkarsın. Aldığı kararları yerine getirsin. Bu ikinci adım. Yani sözünde durmak. Aldığı kararları yerine getirmek. Kendine yalan konuşmamak. Kendini kandırmamak. Peki özgüven eksikliğinin üçüncü çözümüne kendini haklı çıkarmamak. İnsan sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Örneğin saat 8'de kalkıp spora gidecekti ya, koşuya gidecekti ya. Gidemedi, 8.30'da gitti veya 9'da gitti veya o gün hiç çıkmadı, gitmedi. Ne yapar? Haklı çıkarmaya çalışır kendini. Der ki, karnım ağrıyordu. O yüzden gitmedim. Kendi kendine söyler bunu. Ben haklıydım. Vaktim yoktu. Yağmur yağdı dışarıda. O yüzden çıkmadım. Sürekli haklı çıkarmaya çalışır. Bende kusur yoktu. Ben çıkacaktım aslında ama yağmur yağdı. Hava durumundan dolayı. Havayı suçlar. Başka şeyi suçlar. Başkalarını suçlar. Anlatabiliyor muyum? Kendini haklı çıkarmaya çalışır, başkasını suçlu çıkarmaya çalışır. Üçüncü madde de bu. Bunun gibi birçok maddesi vardı kişiye göre. Ama en önemlilerini söyledim şu anda. Peki sen de özgüvenini arttırmak istiyorsun gerçekten. Ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Nasıl karar alacağını bilmiyorsun. Birçok kez denedin ama bir türlü olmadı. Bu zamana kadar hep yalnız denedin. Bu zamana kadar hangi adımları atacağını bilmiyordun. O yüzden olmadı. Ama bugünden itibaren sen de gerçekten özgüvenimi arttırmak istiyorum diyorsan, o zaman yapacağın tek şey var. Benimle ön görüşme yapmak. Bu ön görüşmede ben sana özgüvenin neden düşük? Asıl problemin kaynağı ne? Ve nereye gitmek istiyorsun? Nasıl olmak istiyorsun? Hedefin ne? Özgüvenini nasıl arttırırsın? Bunları ön görüşmede sana anlatırım. Ama bunun için yapacağın tek şey var. Bu videonun altındaki linke tıklayarak formu dolduracaksın ön görüşme için. Bizim arkadaşlar bu formu, dolu formu okuduktan sonra eğer uyduğumuzu hissederse, kendini geliştirmeye açık olduğunu hissederse, değer verdiğini anlarsa, o zaman ne yapar? Seni telefonla arar ve bir randevu belirler. Bu randevuda görüntü yoluyla internet üzerinden ön görüşme yaparız. İstersen dünyanın öbür ucunda ol, fark etmiyor. Ve bu ön görüşmede ben sana A'dan Z'ye ne yapacağını adım adım anlatırım. Şimdi aldığın kararı yerine getir. Hemen videonun altındaki linke tıkla. Hoşça kal.